Sivas'ın Divriği ilçesinde Yargıç Ömer Bey'in bir oğlu dünyaya geldi. Henüz 17 yaşındayken ailenin sorumluluğunu üzerine almak için Ziraat Bankası'nın açtığı memur sınavına katıldı. Sınavı kazanarak Ziraat Bankası'nın Kangal Şubesi'nde ilk memuriyetine başladı. Ülkede büyük kıtlık baş göstermiştir. İnsanlar perişan ve çaresizdir. Oysa depolarda insanların ihtiyacını karşılayacak tahıl mevcuttur. Kimse sorumluluk almaz. O, inisiyatifini kullanarak halka uygun bedelle tahılları satar. Ancak sorumluluk almayıp halkı perişan edenler hemen soruşturma açarlar, ceza verilmesini isterler. Yapılan soruşturmada gerçek ortaya çıkınca ödüllendirilir. O durmuyor, azimle yoluna devam ediyordu. Maliye Bakanlığı'nın açtığı sınavı kazandı ve İstanbul'a geldi. Beyoğlu Varidat memuru oldu. Taksim Kışlası ve Talimhane'nin Fransızlara verilmesini engelledi. Hasköy Mal Müdürlüğü'ne getirildi. Bu dönemde Maliye Mektebi ailesinde gece derslerine katılarak yüksek öğrenimini tamamladı. Ülkemiz yabancılar tarafından işgal edilmiş, yurdun her yerinde zulüm başlamıştı. O, işgalcilere ilk kez Maliye'nin Tatavla şubesini denetlerken karşılaştı. İşgalcilerin hakaretlerine maruz kaldı. Kavuşmuş, yatırımlar başlamıştı. Ama iğneden ipliğe her şey yabancıların tekelindeydi. Bu da fiyatların artmasına sebep oluyordu. Nitekim yabancıların tekelinde olan çimento 33 liraya satılıyordu. Oturdu, hesap yaptı. Devletin ve milletin soyulduğunu gördü. Hemen bir çimento fabrikası kurmak istedi. 13 liradan çimentoyu satacağını taahhüt etti. Fabrika kurmak için izin istedi, ancak izin verilmedi. Ülkemizde yabancıların tekelini kırmak için adeta tek başına mücadele ediyor, ihtiyaç gördüğü her alanda yatırım yapıyordu. Türkiye'nin ilk uçak atölyesini kurdu. Uçak fabrikası için Divriği'de çalışmalar başlattı. Karabük'te demir-çelik fabrikasının yapımına başladı. Sanayide altyapı hizmetlerinde her geçen gün yeni bir şeyler üretiyor, binbir zorluğu aşmaya çalışıyordu. Türk Hava Kurumu 65 uçak almak için ona sipariş vermişti. Ama ne olduysa oldu ve uçak siparişleri Türk Hava Kurumu tarafından iptal edildi. Yılmadı, mahkemeye gitti, iki ayrı bilirkişi olayı inceledi ve olumlu rapor hazırladı. Buna rağmen uçaklar alınmadı. Her şahsi servet, milletin fel elindeki bir emanetidir. Her emanet gibi bunu da suistimal bir cürümdür. Onu yapılan eziyetler yıldırmadı, yolundan döndüremedi. O bildiği yolda ilerledi.
İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde uçak bölümü açılmasına öncülük etti. Türkiye'nin ilk yerli paraşüt üretimini gerçekleştirerek bir yabancı tekeli daha kırdı. 8 yıl önce izin alamadığı çimento fabrikasını 1942 yılında yapımcı sıfatıyla Sivas'ta hizmete aldı. Türk Hava Kurumu uçak siparişini iptal etse de o durmuyor, yoluna devam ediyordu. Uçak pisti, fabrika ve etüt merkezinin bulunduğu arazisi devlet tarafından istimlak edildi. Kendi ürettiği Türkiye'nin ilk yolcu uçağı NUD-38 adını taşıyan çift motorlu 6 kişilik yolcu uçağı yurt dışında büyük ilgi gördü. Dünya Havacılığı yolcu uçakları A sınıfına alındı. Baskı ve zulümler onu yıldırmadı. Devletine, milletine küstürmedi. O her zaman değişime öncülük etti. Devlette değişimin demokratik yollarla olmasına inandı ve çok partili yaşama geçişin ilk adımını atarak Milli Kalkınma Partisi'ni kurdu. 1946 yılında yapılan seçimlere katıldı. Ancak başarı gösteremedi. O, limanlar, körfezler, uluslararası işbirliği ve dayanışmalar, meclis kürsüsünden milletin temsilcilerine aktarmaya çalıştığı gerçeklerden bazılarıydı. Gelir dağılımında adaletsizlik, toplumda gerilim başlamıştı. Bir şeyler kötü gidiyordu. O geleceği görmüş ve arkadaşlarını uyarmak istemişti. Meclis kürsüsünden kötü gidişi ağır bir dille eleştirerek tarihi bir konuşma yapıyor, olacakları anlatıyordu. Ama kim